Yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacaktır. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak, hem de kamu hizmetleri aksamadan daha sağlıklı bir şekilde işleyecektir. 3+1 modelini mahalli idareler içinde düzenliyoruz. Burada görev yapan sözleşmeli personel de artık 3 yılın sonunda kadroya geçeceğinden mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını memurlar gibi düzenleyerek bu personel içinde KPSS kamu personeli seçme sınavı zorunluluğunu getiriyoruz. Ayrıca sözleşmeli personelle memurlarda uygulandığı gibi disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler getirerek statüler arasında uyum sağlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz belediyelerde yapılan sözleşmeli personel sözleşmelerinde 3 yıldan sonra kadroya geçme imkanı yoktu. Onlar sözleşmeleri devam ettiği şekilde 3. yılı sonunda veya 1. yılı sonunda sözleşmelerini iptal ettikleri takdirde herhangi bir hakları yoktu. Şimdi diğer kamu personellerindeki olduğu gibi bütün belediyelerdeki yapılan sözleşmeleri de 3+1 sistemine dahil etmiş oluyoruz. Bu da yeni bir model oluyor. Toplam biraz önce ifade ettiğim gibi 458 bin bize verilen bakanlığımızın kurum ve kuruluşların listelerinden aldıkları bilgi çerçevesinde 458.615 kişi. Bunlardan bu kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre 173.052 kişi. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevler hakkında kanunun 10A maddesine göre 27.926 kişi. Toplu konut kanununun ek 3. maddesine göre 62 kişi. Başbakanlık Teşkilatı Hakkı Kanunu'na göre 128 kişi, 3238 sayılı savunma sanayi ile ilgili kanuna çerçevesinde 245 kişi, 3289 sayılı Gençlik Spor Hizmetleri Kanunu'nun 30. maddesine göre 146 kişi, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırması ile ilgili kanuna göre kanunla kararnamede 11.400 kişi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 35 kişi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde 72 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin kanunda düzenlenenlerle ilgili 59 kişi, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna göre 292 kişi, 375 sayılı kanunla kararnamenin ek 6. maddesinin 3. fıkrası sanıyorum, 518 kişi, yine 375 sayılı kanunla kararnameye göre 10 kişi, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Kalkınma İdaresi teşkilatı kapsamında 28 kişi, Doğu Anadolu Projesi kapsamında 6 kişi, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda 2, özel barınma hizmeti veren kurumlar ve bazı düzenlemeler hakkında kanuna göre 108.232 kişi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda 70 kişi, sağlık alanında düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre 91.386 kişi, 4B bendi kapsamında mahalli idarelerden geçenler, belediyelerde geçenler de 36.346 kişi, kamu dışı aile sağlığı 3.542 kişi, sulama birliklerinde 32 kişi, diğer fıkralar diğer çeşitlerle 29 kişi, sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışan sanatçılarla ilgili 2.495 kişi, onlarda farklı bir yapılanma, farklı bir düzenleme vardı. Kültür Turizm Bakanlığı'nın Devlet Opera ve Balesi ile ilgili genel müdürümüz konuya çalışmalarımız sırasında detaylı açıklamalar yaptı. Onlar da 2.495 kişi, vekil imam hatip ve vekil müezzim kayımlar 1710, vekil ebe ve hemşireler olmak üzere 790 kişi olmak üzere toplam 458.615 kişi 3 Ocak tarihi itibariyle
Bakanlığımızın bize gelen bilgiler çerçevesinde netice budur. Kamu personeline sözleşmesi olarak çalışan kamu personeline inşallah bir ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamaları gerçekleştirilecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün kanun teklifinin Cumhur İttifakı'nın 7 grup başkan vekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici'nin de imzasıyla birlikte milletvekili arkadaşlarımız tarafından imzalanan kanun teklifi biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Biz Cumhur İttifakı olarak metin üzerindeki genel taslağı kanun teklifi haline getirmekle ilgili görevimizi yerine getirmiş olduk. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ilgili komisyon veya komisyonlara havale edecek. İlgili komisyondan kendi gündemi içerisinde bunun takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor biliyorsunuz. 48 saatten önce görüşülmesi mümkün değil. Muhtemelen pazartesi günü komisyon başkanımız takdiri çerçevesinde pazartesi günü veya salı günü eğer pazartesi alırsa komisyona önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Komisyondan gelecek şekilde bu değerlendirmeler devam edecek. Ben tekrar bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Açık net değil miydi açıklamam? Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli dahil değil anlaşılan bu düzenlemeye. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli daha önceki 4C ile geçenler vardı. Onlar bu 657'ye tabi değiller onlar. Biz 657 içerisinde bir düzenleme yapıyoruz. 657 sayılı devlet memurları kanununda çeşitli kanunlarda yapılan düzenlemeleri tamamını bir çatı altında toplayarak her şeyde vardı. Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine gerçekleştirmiş oluyoruz. Uzman çavuşlarla ilgili 2020 sayılı veya 2000 sayılı bir kanun var. O kanunla ilgili belli bir süre uzman çavuşluk yapanlar herhangi bir şekilde sınava veya tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet ile kaza hakkını kazanma ile ilgili bir düzenleme var. O düzenleme halen devam ediyor. Başkanım, bu mevcut düzenleme ile birlikte kadroya geçen sözleşmeliler yeni statüleriyle devam edecekler. Sözleşmeli kadrosunda olanların akış açısından bir kaybı olacak mı? Bunu soruyorum. Ne açısından? Yani görevlendirme, terfi. Aynı terfi şimdi sözleşmeli olduğu için. Mevcutların diyorum yani kadrolar açısından herhangi bir sorun olacak mı? İkincisi de bu sözleşmeliler geçtikten sonra talebe bağlı dediniz ya. Sözleşmeliler geçtikten sonra ücretlerinde farklılık olacak mı? Son soruda EYT ile ilgili çok bekleniyor. Onun için bir takvim var mı? Ne zaman gelecek? Sözleşmeli personelin nasıl çalıştırılacağı ile ilgili düzenlemeler mevcut. Belediyelerde asgari ücretin belli bir miktarı şeklinde bir sözleşme yapılabilme imkanı var. Buna geçenler devlet memurları kanuna tabi olarak devam edecekler. Biliyorsunuz sözleşmeli personellerin yaptıkları özel kanunda düzenlenmiş mühendis gibi nitelikli mesleklerle ilgili yapılan sözleşmeler söz konusuydu. Sözleşmeli personellerin devam garantisi olmadığı gibi terfi imkanları da yoktu ve imza yetkileri de yoktu. Şimdi bununla birlikte kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bunlar devlet memuru statüsüne gireceklerinden dolayı bu imkanlardan da faydalanmış olacaktır. EYT ile ilgili kısım Sayın Bakanımız geçen hafta açıkladılar. Biz bunu bitirdik. Artık takdir Yüce Meclis'in takvimi çerçevesindedir diye ifade etti. Biliyorsunuz geçen hafta memur ve emeklilere yapılan maaş zammı ile ilgili bir kanun düzenlemesi vardı. O düzenlemeyi bu hafta herhalde oldu değil mi? Bu hafta oldu evet. Günler çok yoğun geçtiği için bu hafta o kanun düzenlemesi oldu. Keşke biz bunu geçen hafta bitirebilmiş olsaydık, pazar günü herkese %30'luk maaş, emekli maaşı ve memur maaşı zammı
yansımış olacaktı. O kanunda %30 emeklilere ve memurlara seyyanen zam yaptık. Bildiğiniz gibi eğer o kanunu düzenlemesini yapmamış olsaydık memurlara 16.48 zam yapılabilecekti. Memur dışındaki SSK ve Bağkur emeklilerine ise 15.40 zam yapılabilecekti. Biz bu 15.40 ve 16.48'i değil %30 uygulanması ile ilgili kanun şartı vardı. Siyasi parti gruplarıyla da görüştük. Cuma günü eğer kanunu yasalaştırmış olsaydık, geçtiğimiz hafta Cuma günü yasalaştırmış olsaydık, pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. Ama Cumhurbaşkanımız onayladı mı kanunu? Onayladı. Hayırlı uğurlu olsun. Demek ki 3 gün efendim, 15'inde yetişme ihtimali sanıyorum yok gibi. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba, perşembe günü veya gelecek hafta Cuma günü birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur. Önümüzdeki hafta bu kanun teklifini görüşmeyi planlıyoruz. Toplam 11 madde, 10 veya 11 madde bu kanun teklifini görüşmeyi planlıyoruz. Arkasından yine Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili bir kanun teklifimiz vardı gündemde sırada. O devam ediyor. Uluslararası sözleşmelerden var birkaç tane. Ve önceki gün çalıştığımız Enerji Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı'nın organize sanayi bölgeleri ile ilgili ve Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji ve diğer BOTAŞ'la ilgili düzenlemeleri var. Onlarla ilgili bir çalışmamız var. Yine dün başlattığımız Ticaret Bakanlığı'nın serbest bölgelerle ilgili ve Türkiye Odalar Borsaları Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ile ilgili düzenlemesi var 20 maddelik. O kanunlarda geldikten sonra EYT'de bildiğiniz gibi kanun yapma tekniği açısından ki sözleşmeli personel yaklaşık 10 gün sürdü. EYT ile ilgili çalışmada kanun tekniği yönünden herhalde belli bir miktar zaman alacaktır. Evet, şimdi devam edeceğiz efendim. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç bu saat diliminde konuğumuz olacak. Önce konuğumuza hoş geldiniz diyeyim. Sayın Kıvanç, hoş geldiniz. Hoş bulduk.